Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte yanımda duran Xiaomi'nin üretmiş olduğu katlanabilir aynı zamanda elektrikli olan bisikleti inceliyoruz. Arkadaşlar artık hepimiz biliyoruz Xiaomi sadece bir telefon üreticisi değil, çok farklı ürünler üretiyor, çok farklı yelpazede çeşitli ürünlerini görüyoruz. Bu da onlardan bir tanesi. Cihaz çıkalı yaklaşık 3 sene oldu ancak ülkemizde yeni yeni satılmaya başlandı. Şimdi gelin bisiklete biraz yakından bakalım arkadaşlar. Hem bir tur atayım ben şöyle biraz gezineyim, hem de bizlere neler sunuyor, neler vaat ediyor, akıllı mı akılsız mı onlara bakalım. Bisikletin ağırlığı 14,5 kilogram ve alüminyum bir materyalden üretilmiş. 16 inçlik bir teker boyutumuz var. Fren mesafesi için kendi web sitesi yazan veriyi baz alırsak kuru bir zeminde 4 metrede fren yapabiliyor. Islak bir zeminde de 15 metreye kadar çıkabiliyor bu fren mesafesi. Yani orası birazcık tehlikeli, dikkat etmek lazım. Tabii 20 kilometre bir hızdan bahsediliyor burada. Tabii bu tipteki bisikletler arkadaşlar böyle arabanızın bagajını atabilmek için, ne bileyim, şehirler arası bir yolculuk yapıyorsunuzdur, otobüsün bagajını atmak için ya da toplu taşımada rahat taşıyabilmek için katlanır bir tasarıma sahip, her tarafından katlanıyor ve küçülebiliyor. Katladığımız zaman da boyutları 1 metre 65 santime kadar küçülebiliyor arkadaşlar. Normal bisiklet kısmından artık bir kenara bırakabiliriz. Zaten birazcık standart şeyler bunlar. Ancak gelin biz Xiaomi olduğu için bizlere neler vaat ediyor, elektrikli kısmı nedir ne değildir, akıllı mı değil mi, buna bir bakalım. Katlanır bisikletlere binerken her zaman böyle insan bir tırsıyor. Normal bir bisiklet kullanıyor muyum acaba? Normal bisiklet standardını bana verebilecek mi diye düşünüyorsunuz. Ancak şu kısmı boyunuza göre ayarladığınız zaman oturacağınız bölümü gayet gerçek bir bisiklete biniyormuş hissiyatını veriyor. En azından benim gibi amatör bir kullanıcı için. İçinde 250 wattlık bir elektrik motoru var ve bu motor sayesinde 8 nanometrelikte bir tork üretebiliyor. Elektrikli bisikletlere göre bu çok fazla büyük bir değer değilmiş arkadaşlar benim de araştırdığım kadarıyla. Ancak şehir içinde böyle sağa sola gitmek için kullanacağınız bir bisiklet için bence yeterli. Aslında bu elektriği sayesinde de bizlere birazcık pedal yardımı yapmış oluyor. İçinde 5800 mAh'lik bir batarya var arkadaşlar. Tam şarja yaklaşık 3 saatte ulaşıyor. Bunu belirtelim. Aynı zamanda bu bataryasını şarj etmek için isterseniz bisikletten direkt buradan takabilirsiniz şarja. Dilerseniz de buradaki o parçayı çıkartarak, batarya kısmını çıkartarak evinize götürüp orada da takabiliyorsunuz. Bu bataryayla birlikte de 45 kilometrelik bir menzil sunuyor arkadaşlar. Peki bu kadar anlattık. Bunlar ne işe yarıyor? Bu kendi kendine mi gidiyor? Ne oluyor? Dilim döndüğünce de bunlardan bahsetmeye çalışayım. Şimdi en özet hali şu arkadaşlar. Benim kullandığım kadarıyla standart bir bisikleti biraz daha az yorularak kullanıyoruz. Yani mesela biz buna biniyoruz. Bir tane pedal çeviriyoruz. Sanki bisiklet de bizim yerimize 5 tane daha pedal atıyor. Böyle anlatabildim sanırım. Bunu aslında pedal asistanı diyebiliriz. Bir de ön tarafta bir tane ekran var. Onun üzerinde bazı düğmeler var. Gidon kısmında arkadaşlar. Oradan bu pedal asistanının gücünü ayarlayabiliyoruz. Mesela ben az önce bir pedal çeviriyorum, 5 pedal gibi oluyor dedim ya. Onu daha düşüğe çevirirsek 3 pedal, daha da düşüğe getirsek 1 pedal atmış gibi oluyoruz. Böyle ayarlar var. Aynı zamanda o ekranda bazı bilgileri de görüyoruz. İşte ne kadar şarjı kaldı, gittiğimiz yol vesaire gibi bazı bilgiler de yer alıyor. Aynı zamanda bir mobil uygulaması da varmış bunun. Mobil uygulamanın üzerinden de kullanabiliyormuşuz. Ancak ülkemizde sunulmuyor arkadaşlar. Sunulsa da doğru düzgün çalışmadığı söyleniyor uygulamanın. O yüzden sanki siz bunu alacaksanız şu an için uygulama yokmuş gibi davranabilirsiniz. Ya da diyelim bir uygulama buldunuz. Belki 3. parti bir yazılımdır arkadaşlar. Bununla çalışıyordur. Orası ayrı mesele ama en azından orijinal lisanslı bir uygulamasını biz bulamadık. O orijinal uygulamadan da işte gittiğiniz mesafeyi, yaktığınız kaloriyi falan filan görebiliyor musunuz? Ancak bence çok da olmazsa olmaz bir şey değil. Akıllı yapan kısımlarından bir tanesi bence öylelikle kaybolmuş oluyor aslında. Bisikletimiz 3 vitesli arkadaşlar. Yine gidonun sağ tarafından bu 3 vitesi rahat bir şekilde bu tuttuğunuz yerden değiştirebiliyorsunuz giderken. Bir de bence çok önemli arkadaşlar, gece sürüş yaparken akşam üzeri karanlıkta yine sol taraftaki ekrandan ön taraftaki ve arka taraftaki lambayı açıp kapatabiliyoruz ki sizi dışarıda daha rahat görebilsin. 100 kilogramlık bir taşıma kapasitesi olduğu söyleniyor. Bence artı 5 artı 10 çok fazla fark etmez gibi, ancak kendi resmi verileri o şekilde arkadaşlar. Bunun yanında mesela diyelim yolda gidiyorsunuz, şarjınız bitti, yolda mı kalacaksınız? Hayır, tabii ki de öyle bir şey yok. Pedal çevirerek bu sefer sadece kendi gücünüzü kullanarak devam edebilirsiniz yolunuza. Size sağladığı ekstra pedal asistanı yokuşlu yollarda çok fazla işe yaramıyor arkadaşlar. Hafif bir eğim olsa dahi öyle pedal asistanı çok fazla ittirmiyor sizi. Yani yine birazcık daha düz yollar için tasarlanmış bir bisiklet olduğunu söyleyebiliriz. Yine tabii ki de kendi gücünüze yokuşları çıkmanızda herhangi bir sakınca yok. Onu da belirtmiş olalım. Şimdi yavaş yavaş incelememizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi incelememizin en sonunda fiyattan bahsetmek istiyorum. Ürün ülkemizde yaklaşık 5500-6000, hatta bazı yerlerde 6500 TL civarına satılıyor. Ki bana soracak olursanız bu fiyat oldukça fazla. Yani katlanır bisiklet fiyatlarına baktım. 3 aşağı 5 yukarı böyle 2000-2500-3000 lira civarlarında güzel katlanır bisikletler bulunabiliyor. Bunun elektrikli olması sadece sizin birazcık daha az yorulmanıza
sebep oluyor. Ha, bir bisiklete ayıracak çok paranız vardır. Böyle de size yardım edecek bir bisiklete ihtiyacınız vardır. O zaman Xiaomi'nin tabii ki de bisikletine yönlenebilirsiniz. Ancak fiyat böyle birazcık daha uygun olsaydı o zaman daha alınabilir olurdu gibi sanki. Son olarak şunu da söyleyelim. Bisikleti bize Emre Acar isimli bir takipçimiz ulaştırdı. Kendisine de buradan teşekkürlerimizi iletelim. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin elektrikli katlanabilen bisikletini inceledik. Ayrıca yine hemen şurada beğen butonu var arkadaşlar. Ona basarak da kanalımıza abone olun. Arkadakiler bayağı dalga geçerimsi geçtiler de sanki. Böyle güldüler yani böyle. Kanalımıza abone olabilirsiniz deyince. Her zaman olduğu gibi kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa onu hemen aşağıdan yorum bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Ayrıca şurada bir beğen butonu var arkadaşlar. Ona basarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerini izleyebilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.